Merhaba arkadaşlar, yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz cebirsel ifadelerde işlemlerin modellenmesi arkadaşlar. Verilen modellemelere göre her modele karşılık gelen cebirsel ifade bulunur ve işlem yapılır arkadaşlar. Bakın modelleme yapılırken genelde xleri bir boyutlu olduğu için çubuk şeklinde çizeriz arkadaşlar. Fazlalığı ya da eksi ise renkli küçük kareler şeklinde yaparız bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada iki tane x, 2x artı 1 ile bakın burası x eksi 1'in modellenmiş toplarsak sonuç ne olur? Artı 1 eksi 1'i götüreceği için 3x olur. Bunu yapmış. Kitabımız. Buraya bakarsak 3 çarp 3 tane x artı 2 bakın x artı 2'lerden 1 2 3 tane 3 çarpı x artı 2 nedir 3 x artı 6'dır şeklinde modelleme yapabilir toplayabiliriz çıkarabiliriz çarpabiliriz bölme 7. sınıfta yapmayız arkadaşlar onu 8'de yapacağız evet 1 Aşağıda verilen modellemelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri ve sonuçları bulunuz diyor. Bakın pembe çubuk x mavi çubuk eksi x sarı kutu artı bir yeşil kutu eksi bir şekilde modelleniyor. Buna göre 3 tane pembe kutu 3x eksi 2 2 tane mavi kutu eksi 2x 3 tane sarı kutu da artı 3 olacaktır. Bakın artı x eksi x artı x eksi x'i götürecektir. Eksi 1 bir, artı 1 eksi 1 bir, artı 1'i götürecektir. Sonuç ne olacaktır? Bakın x artı 1 olacaktır. Sonucumuz x artı 1 olacaktır. B şıkkında bakın artı x artı x artı 3 ve 2x artı 1 toplayınca 3x artı 4 olmuş oluyor. C şıkkında 2x eksi eksi 3x bakın 2x eksi eksi 3x eksi 2 bakın burada parantez eksi eksi x ne olacaktır? Şöyle yazalım. 2x eksi e, parantez önünde eksi olduğu için içindekilerin hepsini işaret ters çevrilecektir. çevirilecektir. Bakın 2x 3x de 5x artı 2 haline gelecektir. 2. Aşağıda verilen modellemelere karşılık gelen cebirsel ifade. Bu sefer çarpma bakın arkadaşlar. x artı 2'lerden x artı 2'lerden kaç tane? 1 2 3 4 tane x artı 2 eşittir ne oluyor? 4x artı 8 oluyor. B şıkkında 2x eksi birlerden pardon 2x artı birlerden 2x artı birlerden 4 tane. O da ne oluyor? 8x artı 4 oluyor. Burada x artı 3'lerden 2 tane çarpınca 2x artı 6 oluyor. 3. Aşağıda verilen şekillerin çevre uzunluklarını bakın. Çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bakın bu bir kareye benziyor. 4 tane kenarı var. 4 da 3x yani 4 çarpı 3x artı 4 ne yapmalıyız? 4'ü dağıtmalıyız. 4 kere 3x 12x. 4 kere 4 16. 12x artı 16. B şıkkında bu bir dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgenin bakın kısa kenarı ile uzun kenarını toplayıp 2 ile ne yapmalıyız? Çarpmalıyız. Yani 5x artı 3 ile 2x eksi 1 topladıktan sonra 2 ile çarpmalıyız. Çarpalım. 5x 2x da 7x. Artı 3 eksi 1 da artı 2 olur. Şimdi 2'yi dağıtıyorum. 14x artı 4. Bu olmuş oluyor. Önce eniyle boyunu toplarım. Sonra 2 ile çarpalım. Dikdörtgenin çevresini buluruz. Paralel kenar çevresinde de gene bakın. Şu Yan kenarla alt kenarı topla. 2 ile çarparım. 8x eksi 1 toplamı dağıtınca 2 bakın 16x eksi 2 oldu. Ç şıkkında bir eşkenar dörtgen 4, 4 ile çarpmam lazım kare gibi. Bakın 4 kere 4x 16x 4 kere eksi 3 eksi 12. D şıkkında bir yamuk. Top. Normal. Top diyeceğim arkadaşlar. Kısa bir yolu yok. X artı 1. 2x artı 3. 3x artı 4. Ve 5x artı 1. Topladığımda 1x. 2x daha 3x. 3x daha 6x. 5x daha 11x. Artı 1. Artı 3. Artı 4. Artı 4. Artı 4. Da artı, 8, artı 8. Artı 8. Artı 1. Da artı 9. İkisi kenar üçgeninde. 2 tane 2x artı 3 artı x artı 1. Buradan 2 çarpı 2x artı 3 4x artı 6 artı x artı 1 5x artı 7 4. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz diyor. Ne yapacağız alanını bulmak için? En ne boyu çarpacağız? 8 çarpı x artı 4 diyeceğiz arkadaşlar. 8 ile çarpınca 8x artı 4. 32. B şıkkında 12 çarpı 2x artı 5. 12 çarpı 2x 24x artı 60. C şıkkında 5 çarpı 2x eksi 1 o da 10x eksi 5. 5. Aşağıdaki kareli zeminde. Şöyle biraz büyütüyorum. Daha net görelim daha net görelim. Aşağıdaki kare zeminde verilen şekillerde boyalı bölgelerin alanlarını bulunuz diyor. Bakın boyalı bölgenin alanı bir çıkarma işlemi var arkadaşlar. Neden? İçinden bir kareden herhalde değil mi? Çünkü bakalım 2, 4, 5, 2, 4, 5 evet. Bir kareden ne yapılmış? Dikdörtgen çıkarmış. Yani karenin alanı eksi dikdörtgenin alanı dememiz lazım. Karenin alanı 8 çarpı 8 yani 64. Eksi dikdörtgenin alanı 2 çarpı x olacaktır. 8 çarpı 8 eksi 2 çarpı x. Yani karenin alanından dikdörtgenin alanı çıkar. 64 eksi 2 x. 8. ve şıkkında bu sefer de tam tersi bakın dikdörtgenin alanından ne yapmış? Karenin alanını çıkarmış. Dikdörtgenin alanı 9 çarpı 6x artı 3 eksi karenin alanı 5 çarpı 5. Dağıtırsak 54x artı 9 kere 3 27 eksi 25 54x'in benzer terimi yok. Artı 27 ile eksi 25'i toplarsak Artık 54 x artı 2. C şıkkında arkadaşlar bakın bu seferde büyük dikdörtgenin alanı eksi küçük dikdörtgenin alanı yapmamız lazım arkadaşlar yani 12 çarpı x artı 4'ten çıkarmalıyız neyi küçük dikdörtgen alanı yani 8 çarpı x Buradan 12x artı 48 eksi 8x benzer terimleri çıkarırsam 4x artı 48 şeklinde rahatlıkla yazılabilir arkadaşlar. Dersimiz burada bitti.